Mahallelerimizin muhtarları akademik eğitim alacaklar. İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında muhtar akademisi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. 50 bin muhtara 28 başlıkta eğitim verilecek. Ayrıca iki kurum arasında İçişleri Bakanlığı ve YÖK arasında bir de özel güvenlik eğitim programları konusunda protokol imzalandı. Protokollerin imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleşti. Soylu Muhtar Akademisi kapsamında tüm devlet üniversitelerinde 50.376 muhtara kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta eğitim verileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu'nun verdiği bilgiye göre muhtarlar, Türk idari yapısı, anayasa ve insan hakları, resmi yazışma usul ve esasları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet ve acil durum eğitimi gibi konularda eğitim alacaklar. Soylu ayrıca özel güvenlik çalışanlarının eğitimine ilişkin protokol doğrultusunda eğitim içeriklerinin güncellendiğini belirtti. Türkiye'de 1627 özel güvenlik şirketi, 500 özel güvenlik eğitim kurumu ve 79 alarm izleme merkezi faaliyet gösteriyor. Özel güvenlik sektöründe 98 bin kamu ve özel kurumda 765 bin özel güvenlik görevlisi çalışıyor. Gayrimenkul alacaklar 2023 yılında bir uygulama başlatılması öngörülüyor. Bunu duyuralım önceden ve haberini de verelim. Konut alım satımlarında kısıtlı olarak sürdürülen bir uygulama genişletiliyor. Ne o uygulama? Konut satışlarında tarafların ödeyeceği vergi miktarını artıracak bu gelen uygulama. Ekspertiz şartı bütün konut satışlarına uygulanacak. Yürürlüğe girdiğinde düşük bedel göstermenin yolu olan raiç bedel üzerinden satışlar sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta 2023 yılı için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı yıllık programını onayladı ve karar resmi gazetede yayınlandı. Bu programda konut alın ve satımları için ne bir düzenleme var. Tapudaki bütün konut satışları için eksperti zorunluluğu geliyor. Bu, satış bedelini düşük göstermek için raiç bedel uygulamasının sonu demek. Cumhurbaşkanlığı kararında yapılacak düzenlemenin amacı şöyle tanımlanıyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesine esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemelerle gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır. Çalışmalar tamamlanıp düzenleme yürürlüğe girdiğinde tapu daireleri gayrimenkulün değeri için raiç bedeli değil, yetkili ekspertizin raporundaki değeri esas alacak ve tapu harcı da buna göre tahsil edilecek.